O bizde de yok. Peki yani tahmin de kendi aranızda konuşmuyor musunuz? Tahmin bir şey olmuyor. Her hafta olmuyor. Değişiyor. Ben sürekli işte, değişiyor. Size, sürekli fikirlerimiz değişiyor. Evet. Size burada şimdi sorsam sizin söylemeniz sakıncalı mı olur? Katilin yani kendi bilmiyoruz fikri... ama bilmiyoruz. Hayır canım bilmiyorsunuz da sizce ne kim çıkar diye yani hani. Yani biz de ihtimaller doğrultusunda tahminler sizin kipetler ama... yanınıza değil mi? Kipetler yanınıza. Açın kipetlerinizi. Açın kipetlerinizi. Seyirciye bir soralım bakalım. Ne o çıkacak? Ne? Bir yüzde bir oylama yapalım. Merak ediyorum. Sizce hangisi katil? A. Gökçe Bahadır. B. Aslıhan Gürbüz. C. Tülin Özen. D. Bade İşçil. Sizce hangisi katil? Ya da isimler şey olarak. Gökhan sence? Yani ben şöyle bir tahminde bulunacağım. Aslında tahmin değil. Gökçe Bahadır çıkarsa çok büyük ters köşe olur. Yani iyi bir karakteri sanıyorum orada şey yapıyorsunuz. Bilmiyorum tabii. Yani. Ben şöyle bir tahminde bulunacağım. Bu kadar girift bir hikaye, bu kadar akıllıca yazılmış bir hikaye ve tahmin ettiğim kadarıyla bu kadar da akıllıca yapılmış bir cinayet var ortada. Bu kadar akıllıcaysa gerçekten de buna aklı eren, aranızdaki en aklı erenlerden. Mesela sen olamazsın gibi veriyor. Ha, dizideki rolden bahsediyorum. Tabii ki. Dizideki gerçekte rolden. Yaparım yani Tülin, öyle düşünüyorsun. Tülin'in de olacağını pek zannetmiyorum çünkü senin gidişat... Aynen yani... ne güzel dedin. Ben niye yapayım ki böyle bir şey? Evet yani senin rol şu anda tamam yani hani... Buna aklın gider mi yani? Bu kadar büyük plan yapabilir misin bilmiyorum yani. Sen olabilirsin çünkü iyi de olsan yani bir yerde artık ikrah gelmiştir, gark gelmiştir, bir şey olmuştur. Belki bir şey... Tabii en çok senden bekleniyor ama ters köşe çıkma ihtimali çok yüksek. İşi sana getirebilirler ama çıkmayabilirsin. Evet gördüğünüz gibi ben de bir şey çözemedim. Kendi kendime öyle konuştum kaldım. Kipek sonuçlarımız belli mi? Sen sonuçları etkiledin ama ya. Alabiliyor muyuz sonuçlarımızı? Bu arada bizden biri olduğu da belli. Yani evet. Hani. Aa onu söylemeyin artık iyice daralırız yani sizden birisi olsun artık işte, yani. Artık belki birimizden biri ölmüş de olabilir. Evet. Hiçbir şey yok bizde de. Atem bir dakika birinizden birisi ölüyor zaten değil mi? Hı hı. Onu da bilmiyoruz. Kim ölecek onu da bilmiyoruz. Öleni de bilmiyoruz, katilini de bilmiyoruz. Peki. Bizim işimiz daha zor ya. Gerçekten. Bilmeden oynamak. Evet. İşte hayat gibi. Hiç mi yani ipucu bir şey? Aslıhan çıktı. Aslıhan görüyoruz değil mi? Aşk olsun ya. Aslıhan Gürbüz çıktı ya. Evet. İkinci sırada kim çıktı? Gökçe Bahadır çıktı. Ama Gökçe ile bayağı yakınlar evet. Evet. Aslan'ınki kaç? 38. 38, 25. 25. Peki yine soru geliyor. Sizce hangisi ölecek? A. Gökçe Bahadır, B. Aslıhan Gürbüz, C. Tülin Özen, D. Bade İşçil. D. Bade İşçil. A. Gökçe, B. Aslıhan, C. Tülin, D. Bade. Sizce hangisi ölüyor dizide? Onu da bir konuşalım. Müzikleri de bu arada harika. Çok güzel. O sahneler çok güzel. Evet. Bak ilk defa şöyle bir şey seyrettim mesela ben. Bizde bir sahne uzadı mı sıkılırsın yani. Sıkılırsın yani. Bunda müzikle besleniyor. Bir çekimler mükemmel. Yönetmen çok iyi çekiyor. Evet, müzikler de çok iyi. Evet, bir de detayları hiç kaçırmıyoruz. Bir gergin sahnede mesela hani karşımızda gergin biri varken vücut dilini... anlarız ya ama mesela onu geniş planda bir şekilde kaçırabiliriz. Bence yönetmenleriniz kesinlikle onu o kadar güzel altını çizerek evet bize izletiyorlar ki. Ben de böyle bir yönetmenle çalışıyorum bu arada. Peki bir şey söyleyeceğim. 4 kadının hikayesi değil de 4 erkeğin entrikası olsaydı izlenir miydi bu dizi? İzler miydiniz? 4 erkeğin hikayesi ama olsaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne kadar entrikası var. Ama hayır, erkeklerin entrikası da daha mafyatik oluyor. Ya da daha böyle işle ilgili rekabet de, ama o da aslında bir çeşit entrika değil mi? Evet. Tamam entrika canım. Değil mi? Ama buradaki o kadın entrikası daha bizde. Ama aslında bizim eşlerinin de aralarında aslında küçük çapta bir entrika varsa orada erkeklerin. Birisi onu sormuş seyircilerden. Var. Dizideki erkekler suçsuz mu diyor? İşte onlardan biri de olabilir dedim. Evet ama bu kadar çok kapı açmayın. Bizim de beynimiz bir yere kadar. Belli mi? Kim ölecek? Çıktı mı sonuç? Bakalım. Seyircimiz kim ölüyor demiş. Çok yakın ya. Kim ölüyor? Gökçe'cim. Gökçe gider. Bade gider demişler, evet. Ya ben ya o değil mi? Birebir yani kafa kafaya gidiyor. Evet, biraz öyle olmuş. Dizinin, aynı anda öldürsünler. Dizinin içinde birçok şey konuşuluyor. Dilin en az sensin. Ben evet, Aslan öldürdüğü ben kesin için ölürüm. Ya Bade ya Gökçe'yi evet. Aslan beni öldürmeyecek. Evet. Niye ben? Sizin bittiyse sohbetiniz. Aslan. Ben diyorum ki şey... Dizinin içinde bir sürü şey de kıyafetleriniz konuşuluyor. Mekanlar konuşuluyor. O sosyetik durum konuşuluyor. Efendim, fakat dizinin içinde sizinle aynı hissede sarmaşık sesinde yaşayan ve işleri içinden bilen bir arkadaşımızla görüştük. Daha doğrusu o da sorgu odasına alınmış. Hep beraber hazırsa bir izleyelim. Buyurun. Yani ben sarmaşık sitesinde görevliyim komiserim. Benim hani çiçekleri sula, cesetleri topla, havuzu temizle, bizim olayımız bu ya. Yani katil arıyorsanız söyleyin, bunlar öldürmüyor, bunlar süründürüyor. Geçen gün bana da bir sarktılar, yani bekarım dedim, oradan yırttım. Evliysen zaten yandın. Pardon. Bakın komiserim, ben size söyleyeyim, bu sitede herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Bizim bebeğimiz 2 yaşına girdi. Biz dedik tamam biraz geç konuşacak bu herhalde. Meğer 2 senedir arkamızdan konuşuyormuş ya. Yan yana geldiler ama bir şey yok, bakışırlar sadece. Öyle bakışırlar. Geçen gün bir tanesine gittim, abla dedim, aidat zamanı geldi. Hani bu aidatı artık bir ödeyecek misiniz dedim, almaya geldim dedim. 2,5 dakika bakıştık. İlginç. Bunları herkesin kullanır komiserim. Bak geçen gün Oya Hanım Serhan Bey'i rüyasında görmüş. Vallahi rüyasında bile adamcağıza kahvaltı hazırlatıyormuş. Oya'ya bak sen. Tam oyalık bir hamle. Sadece Serhan Bey'i kullanmıyorlar ki bunlar. Merve Hanım'ı da. Onu da kızdırıyorlar, cheesecake yaptırıp yiyorlar. Cheesecake. Cheesecake. Komiserim 2 eyle. Toparlayalım lütfen. Neticede ortada bir cinayet var. Dedikodunun zamanı değil. O araştırdığınız cinayet var ya... Cinayet değil komiserim, intihar. Belli ki adam dizden kaçmaya çalışmış ama bilmiyorlar ki bu dizden çıkış yok. Kim bilir kaç sezon daha sürüneceğiz belli değil bu işin içinde yani. Dizinin kısa bir özeti olarak kayıtlara geçsin efendim. Ellerine çok iyi olmuş, evet. Sosyal medya kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Ezgi Hanım'ın kullandığı sosyal medyayı takip edebiliyor musunuz? Ediyoruz. Evet. Ediyor musunuz? Evet. Ezgi Hanım kimin hayranı? Jason. Neydi soyadı? Statham. Statham, Jason Statham. Onu getirmişler. Hayırdır inşallah. Yakışıklı adam. Paravan açılıyor ve Jason geliyor. Sen bir de Jason Statham'a falan filan ötekilere de bir şeyler yazıyorsun oradan yürüyor, değil mi? Yürüyor bayağı ya. Yürüyor bayağı yürüyor yani. Hayır canım şaka yapıyorum kendi kendime. Şaka maka ya tutarsa yani. Şaka ya diye. İkinci çocuğuna hamile güzeller güzeli eşi. Bahtı güzel olsun. Vallahi çok açık bir şey. Çok samimi geldi. Allah kahretsin. Firuz abi merhaba. Beklemediğim bir şey. Alkışlarla Jason Statham geliyor arkadaşlar. Alkışlarla. Evet, gelmedi. Ya gelir diye, gelir bana ne oluyorsa buradan döndüm ya. Ay Allah'ım ya, inandım ya. Ne saçma. Ya bir de saçma sapan arkama bakıp inandım ya. Bir şey söyleyeceğim. Gelseydi ne yapacaktın? Hayır arkadaşlar ne kadar saçma. Hayır benim inancım yani, benim buna olan inancım. Aslan'a bakıp geliyor mu ya, geliyor mu ya falan diyorum. Yani... Ama bak bir yandan da canın istiyor inandım, yani. İnandım evet, evet. Ha? Olsa yani... Fena mı olur? Yara bir fena gördüm. Fena mı olur yani şurada olsaydı canım diye. Yani ne güzel. Hani... Neyse gelirse haber verin. Ekipte harikasınız. Jason Statham geliyor diyorum böyle yapıyorlar. Bir dakika bakacağız. Bir dakika bakacağız herhalde getiririz bir şeyler. Yani. Bir şeyler bakarız getiririz diye. Belki de gelir ya belli mi olur? Ya tutarsa? Ya tutarsa. Ben de çağırdım. Yani. Hadi gelmemesi de onun kendi ayıbı. Benim yapacağım bir şey yok yani. Koskoca Jason Statham. Kardeşim hadi bir şeyler yapalım. Tabii seve seve. Ezgi az önce bir istekte bulundu. Ay. Çok sevdiği bir bestem var, onu söyleyeceğim. Aynı zamanda değerli başkanım Fikret Orman'a da hediyem olsun bu şarkı. Bu vesileyle Beşiktaş'ımızın da ülkemize yaşattığı bu gururu bir alkışlayın lütfen. Evet. Teşekkür ederim böyle baksın için. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.